Al bakalım Oktay, bu senin. Bediş, saçmalıyorsun ya. Sus be Oktay ya. Recep'in poposu nerede? Burada Bediş. Al bakalım Recep. Hadi yerlerinize. Evet, 1, 2, 3. Şimdi. Hadi. Ha? Kurtarın. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geç otur bakalım şöyle Mithatçığım. Ben senin yurt dışında olduğunu duymuştum. Aklıma esti geldim işte. İyi ettin be Duble. Sensiz tadı yoktu İstanbul'un. Sağ olasın Hidayet abi, sağ ol. Anlat bakalım, neler yapıyorsun bakalım ha? Sorma, sana da bunun için geldim abi. Bir kitap üzerinde çalışıyorum ama öyle böyle değil ha. Bir kitap olacak ki bomba gibi patlayacak. Sana da bu yakışır zaten. Senin basmanı istiyorum abi. Şeref duyarım Mithatçığım, şeref duyarım. Güzel, iyi anlaştık o zaman. Bediş. Doktor bey ne oldu? Kızımın durumu ciddiyim doktor bey. Hayati fonksiyonlarında korkulacak bir durum yok. Bilinci henüz tam açılmadı ama travma nedeniyle hemen reaksiyon vermeyebilir. Acaba onu göremez miyiz? Lütfen doktor bey. Sadece bir dakika görebilirsiniz. Hastamızın istirahate ihtiyacı var. Buyurun. Sağ olun. Teşekkürler. Ziyaretçiniz var. Bediş! 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 Biz geldik yavrum. Kim bunlar? Ha? Kızım, Bediş. Beni tanımadın mı? Çılgın dedeni tanımadın mı Bediş? Ben dedem. Bediş, yavrum. Bediş, ben babam. Ne olur kendine gel yavrum. Bediş, beni hatırladın değil mi? Ben Oktay. Hatırla beni Bediş. Ben Oktay. Senin sevgilinim. Seni seviyorum Bediş. Bediş kim? Bediş, hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Ya özümü niye bağını sorma. Hadi kalk ah canım torunum. Peki efendim. Ya bu kız bana efendim dediği zaman sevinmem lazım. Ama neden üzülüyorum ya? Ne oluyor? Bediş için endişeleniyor, merak ediyor. Ama böyle oturup kara kara düşünmekle eline ne geçecek bilmiyorum. Çok basit. Madem merak ediyor, kalkın Bedişlere gidelim. Aa, çok iyi fikir. Hadi Oktay, sakın itiraz edeyim deme. Hazırlan, Bedişlere gidiyoruz. Korkuyor musun Bediş? Yok. Yeteri kadar çılgın kullanıyor muyum? Yok. Peki o zaman buna ne dersin? Bir şey olmaz Bediş. Bana çılgın Necmi derler. Bak hemen faydasını görmeye başladı. Yok. Ne demeye başladın bana? Hadi. Hey. Hadi heyecanın tadını çıkaralım. Eyyy! Bağır bağır! Neden ucuz satıyor Durali malları ha? Hiç düşündünüz mü bunu? Neden? Dükkanında kanserojen maddeler var da onun için. Ne haber? Hadi ya! Ya! Ucuza satacağım diye hepinizi kanser yapacak haberiniz yok sizin. Vay adi ya! Sonunda gerçeği gördünüz işte. Durali'den alışveriş yapmak demek, ölüme davetiye çıkarmak demektir. Hem de yaldızlısından. Bir daha o dükkana girersem ben ne olayım? Evet. Banu! Bir dakika, Banu bir... Size ayıracak bir dakika bile yok, Sayın Çengelköy Bademi Bey. Ama Banu konuşmamız lazım. Gidip Şüküfe Hanım'la konuşun, Sayın Kemer Patlıcanı Bey. Ay kusura bakmayın, ay çok acelem vardı, kusura bakmayın. Söyler misiniz? Şüküfe. Ne? Demek o sensin ha? Kolla kendini Şüküfe. Ay ne yapıyorsun? Ay bırakın beni! Ay bırakın beni! Ay bırakın! Ay! Ne oldu Banu? Ne olsun? Senin Şüküfe'ye dersini verdim. Hay Allah, aklıma bir sebze adı da gelmiyor. Heh, Diyarbakır Karpuzu Bey. Bir dakika dinle beni Banu. Şüküfe filan diye biri yok. Yok mu? Ay bir yere mi gitti? Hiç olmadı ki canım. Ama nasıl olur? Biliyorum. Kötü bir durum ama... Ya bu kadar ciddiye alacağını tahmin etmemiştim. Sana bir oyun oynadık. Ben kimseyle nişanlanmadım Banu. Ay gerçekten mi? Ay ne kadar kötüsün Savaş. Sen kırıldın diye çok üzüldüm Banu. Ne de olsa arkadaşız. Beni affettin mi? Affettim tabii. Ay şahidim benim. Kaplı balım. Duble selamlar Hidayet abi. Oo, hoş geldin Mithat. Geç otur bakalım. Ne o? Kitabımı getirdin. Daha değil. Ben biraz avans sürüşü etmiştim de. Oho, daha kitabın kapağı bile ortada yok. Sen de habire avans çekiyorsun be Duble. Biliyorum ama sana öyle bir kitap getireceğim ki abi, vallahi böyle bomba gibi patlatacağız kitabı. Piyasada nasıl patlayacağını bilemem ama benim cüzdanımda fena patlayacağı kesin. Al bakalım sana 50 milyon avans daha. Ama artık kitabın ucunu görsek hiç de fena olmaz yani Duble. Yolda bulsam bile say demişler. Say, say. Hatta senin tabirinle Duble say. Yolda bulmaktan farkı yok çünkü senin için bu paranın yani. Ha? Tamamdır abiciğim. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ olun, yalnız bırakmadınız. Yani böyle günlerde olmasa misafirliğe hasret kalacağız. Oktay Bediş için çok endişeleniyor da. Biz de bir gidip görelim dedik bari. Şimdiki gençler çok farklı Orhan Bey. Nerede bizim zamanımızın gençliği? Hı hı. Bediş'in gelmesi daha uzun sürer mi? Nereye gittiğini bilmiyoruz oğlum ama neredeyse gelir. Gel bakayım gel. Polisleri nasıl kafaladım ama? Evet ama ben doğru yoldayım. Ötekilerin hepsi ters yöne girmişler demesen daha iyi olurdu. Neyse. Hadi sen şimdi doğru odana. Ben de Mefaret'i bir arayayım. Bugün hiç görüşmedim. Mefaret kim? Aman be Bediş aman. Yahu bu kadar hayatımız tehlikeye attık. Hiçbir yararı olmadı. Mefaret benim başımın belası. Nasıl hatırlamazsın? Gel kızım bak. Oktaylar geldi. Onlar da çok merak etmişler seni. En çok da Oktay. Oktay kim? Beni hatırlamadın mı Bediş? Kusura bakmayın, hatırlayamadım. Ben çok yorgunum, odama çıkıyorum. Ah! Beklenen an geldi. Geldi. Ah! Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Oh! Öp benim melek kuşum. Yahu öpsene melek kuşum, kimsecikler yok. Öp, çekinme. Bineyim benim kuşum. Bu ne biçim yapmış ya? Malak yalamış gibi. Ah! Aman! Ya sen nereden çıktın ben? Irz düşmanı! Beni de sandın sen! Ne sandın beni ha? Ama dede bey! Siz öp diye ısrar etmediniz mi? Arzularınız emirdir! Konuşma diyorum sana! Konuşma ya! Mefaret beni görseydi ben seni o zaman mahvederdim! Muhayet ki Mefaret gelecek! Bir derdimiz var dede bey! Yukarıda bir zebella var ya, bizi öldürecek. Ulan şimdi o zebella önce ben öldüreceğim. Defol! Bıktım mısırlardan be. Ah dede. Bunları benim başıma nasıl musallat ettin? Defol git diyorum. Ayağım. Defol mu? Yani. Demek öyle Necmi Bey. Defol ha. Tamam, ben defolup gidiyorum. Ya sana demedim. Mefoşum, seninle bir ilgisi. Oktay. Evet, Oktay bu. Zeynep, Ayşegül, Mükü, Banu. Evet. Ah, hatırlıyorum hepsini. Eo. Hatırlıyorum. Ama onlar bunu bilmiyorlar. Evet Bediş. Bakalım seni kim ne kadar seviyor. Bizimkileri test etmek için bundan daha iyi bir fırsat olamaz. İnanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yapar ya? Bizim Bediş nasıl hiçbir şey hatırlamaz? Bediş dediğinde bile saf bakıyor oğlum. Hepten uçmuş gibi. Oktay'ı bile tanımadı. Oktay seni seviyorum dediğinde sevinmedi bile ya. Ay o zaman durum çok vahim. Çok eğlenceli olacak. Yarın hepsini adam edeceğim. Bediş'in kim olduğunu görecekler. Hepsini adam edeceğim. Hepsini. large office building, riding people in an elevator. I drive a 57 Chevrolet with busted taillights, burnout valves, and a leaky radiator. I wear a $20 suit I bought from JC Penney's back in 62. But I got something to brag about, something to brag about, yes, something to brag about in you. I'm a short order cook at a no-night cafe down on 18th Avenue at 12th Street. I wear a swinging mini dress that I made for myself from Mama's kitchen curtains and old bed sheets. I've got 17 pages of top value stamps and one old pair of shoes. But I've got something to brag about, something to brag about, something to brag about in you. When you're with the fellas, I know you start bragging about my hourglass figure and my big brown eyes. You tell all your girlfriends about my good loving, and that's one pleasure that money can't buy. Let's get married in the not too distant future. We'll rent a little flat on 29th Street. You know we'll hang our washing on the clothesline from the window. We'll feast on cornbread, butter beans, and lunch meat. We won't have a thermostat, a big long Cadillac, but we'll have a love that's true. And I'll have something to brag about. Something to brag about. Bediş, şşt, Bediş. Gelinler nerede? Ah. Sana çok kızgınım Bediş. Aklın başına geldiği halde hafızan kayıpmış gibi davranman sana hiç yakışmıyor. Ama bunda ne kötülük olabilir ki? Beni ne kadar sevdiklerini, benimle ne kadar ilgilendiklerini görmek çok hoşuma gidiyor. Senin hoşuna gidiyor ama bu arada seni sevenlerin nasıl acı çektiklerini unutuyorsun. Seni seven insanlara acı çektirmeye ne hakkım var? Ben acı çektirmek istemiyorum kimseye. O zaman yarın ilk iş herkese gerçeği söyleyeceksin. Peki peki söyleyeceğim. Hele bir yarın olsun da. Aslında bana bıraksanız 2 dakikada Bediş'in her şeyi hatırlamasını sağlarım. Ama kimse beni dinlemiyor ki. Hadi oradan zevzek. Sen ne anlarsın bu işlerden? Aman be baba, aman be baba, ya laf sokmasan olmaz ya. Kesin canım. Yani şurada Bediş'in durumunu konuşuyoruz, siz hemen kavgaya çevirdiniz. Kavga etmiyorlar Canancığım, onlar normal olarak konuşuyorlar. Bir kavga etseler Birleşmiş Milletler bunları ayıramaz. Günaydın millet. Geldim. Gel şöyle otur. Gel koyayım sana, gel. Hadi hadi. Otur torunum benim. Al hayatım şu çayını al. Kızım sana peynir vereyim. Kalk! Halis öküz sütüyle! Burası benim yerim baba! Kalk yere geç otur! Şurak! Gevzek! Hemen yerimize oturuyor! Al canım, al! Al canım! Bak, duble zeytin bu! Gemlik zeytini bu canım, al! Dedem kurban olsun sana, zeytin ye! Yumurta mı ye? Evet, bunu iyi düşünmüşsünüz. Gerçekten de bir süre istirahat etmesi iyi olacak. Rapor filan isterseniz hastaneden alırız. Tabii ya, ben yarın hemen gider alırım. Aslında istemem. Oh. Ama teftişler sırasında gerekli olabilir. Acele etmeyin, bir ara getirirsiniz. Çok iyisiniz Nazım Hanım. Ne demek efendim? Bediş bizim de kızımız sayılır. Sağ olun Nazım Hanım, çok anlayışlısınız. Çok teşekkürler, görüşmek üzere efendim. Oh. Tamam değil mi? Tamam hayatım, tamam. Nazım Hanım çok anlayışlı davrandı. Ne düşünüyorum biliyor musun Canan? Yani söylemezsen nasıl bilebilirim Orhan? Diyorum ki bir çiçekçiye gidelim. Ha. Nazım Hanım'a şöyle bir çiçek gönderelim diyorum. Hainler. Bir hasta oldum diye beni unuttular. Ama iyileşince görsün onlar. Piyasada ne kadar yakışıklı varsa hepsini tavlayıp havama atmazsam bana da Mükü demesinler. Bak şöyle bir şey olabilir. Bu olmaz. Biraz dikkat edin beyefendi. Üzülmeyin. Fiyatı neyse öderiz. Önemli değil hanımefendi. Canan bak şu olabilir. Kaza oldu. Beyefendi lütfen dikkat edin. Tamam. Şöyle otursana. Tamam, Orhan canım. Otur. Tamam. Üzülmeyin beyefendi. Ben size telafi edeceğim. Tamam buldum. Ellerimi cebime sokarım. Problem kalmaz. Ay. Hanımefendi hemen acele karar verip kocanızı alıp buradan götürün. Yoksa sizde ne para, dükkanda da ne çiçek kalacak efendim. Tamam. Siz şu adrese herhangi bir çiçek gönderiverin. Hey! İçeri girseydiniz. Balık getirdim. Belki Bediş benim tuttuğum balıkları yiyince aklı başına gelir. Ya ama Bediş evde yok. Hadi ya. Peki bu balıklar ne olacak? Ben kim olduğumu hatırlamıyorum. Ha? Sen kimsin? Bunlar ne? Burası neresi? Otobüs kaçta kalkıyor lan? Tamam. Bediş yoksa biz yeriz bunları. Tamam. Sen bana bir tava bulsan... Helal babacığım benim, helal. Tavaya da balığa da anında görüntü yapacağız. Tamam. Gel şimdi benimle. Gel. İşte geldik. Bak burası. Geldim canım. Burası müze? Evet ya. Müze burası. Şşş. Şimdi benim şarkım çalacak. Ümidim de bitti, kuş gibi uçtu gitti. Hey, ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada ha? Burası müzeyse bunlar kim? Bunlar yavrucuğum burası müzede, bunlar müzenin bekçileri. Ne işiniz var lan sizin burada? Ne işiniz var bakayım sizin burada? Ben sevmedim bu müzeyi, ben gidiyorum. Yavrum bir dakika dur. Önemli değil. Ben şimdi bu bekçilerin hepsini emekli ederim. Siz gidin lan. Biz gidip seninle iki ülkenin diyorum coğrafya fizikleriyle karşılaştırırsak. Ben gidiyorum. Ulan 40 yılda bir Mefaret'ten başka bir balık düşürdüm. Sizin yüzünüzden her şey gitti lan. Ben de şimdi sizi mahvetmez miyim lan? Çak Mithat. Adam eve geldi, bütün işlerim bozdu ha. Neyse. Balon biri gitti, birçoğu geldi. Senin hiçbir şeyi hatırlamadığına inanmıyorum Bediş. Neler hatırlamam gerekiyor? Mesela seni ne kadar çok sevdiğimi hatırlaman gerekiyor. Allah Allah. Düşünüyorum ama bir türlü hatırlayamıyorum. Biraz ipucu versene. Mesela hiç beni sevdiğini söylemiş miydin? Söylememiştim. Peki neden? Ne bileyim, söylememiştim işte. Peki pişman mısın söylemediğine? Bilmem. Ama tekrar hafızana kavuşsan herhalde söylerdim. Bak şu uzaktan gelen müziği duyuyor musun? Bu müziği çok severdim Bediş. Bizim şarkımızdı bu. Bizim şarkımız ha? Wow, ben bu hafıza kaybışını çok sevmeye başladım be. Dur bakalım Oktay Bey, ne biçim uğraşacağım seni. Okey be oğlum, buldum. Ne arıyordun ki? Ya ne salaksın ya. Bediş'in hafızasını aramıyor muyuz? Bana burada bulduğunu söyleme sakın ha. Bak bana bir iyilik yap ve sus. Şu tabelayı oku. Psikiyatrist Haluk Gün. Bana bak, ben tabelayı Haluk, ben gördüm, saat 3'te hastanede olacağım. Tamam muayene ya, senin ona olsun göre gözümüz yok. Ben yine ararım. Doktor bey. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Ay ben bayılsam da suni teneffüse başlasak. Efendim, anlayamadım. Ay diyordum, bizim bir arkadaşımız var da. Allah Allah, ne oldu böyle birdenbire dükkana? Alın. Ay daha dün sinek avlıyorduk. Siz de buyurun. Bugün sinekleri uçacak yer kalmadı dükkanda. At binan Üsküdar geçti. Ne diyorsun sen ya? Canım ben heyecanla ne dedim biliyor muyum? Başka bir şey sevabı mı? Allah Allah. Ne oldu böyle ya? Dün iğne aslan yere düşmezdi. Bugün incin Şampiyonlar Ligi maçı yapıyor. Hem de deplasmanda oynuyorlar ki Hiç kimse yok. Kaç kaç usta? Ulan bana bak, konuşma, zaten kafam bozuk. Karışma! Hele hele yandım Züht. Bu ne ya? Oo, bu ne be? Canan gene döktürmüş ha! Hele hele yandım Zühtü. Ben kazanamadım zamanında Zühtü. Hele yandım Zühtü. Ne oluyor? Oh, vay! Sen yandın Orhan, yandın! Canan bize kek yapmış baba! Yok ya, salak! Gelirken Canan'a rastladım. Bakkala gidiyordu telaş içinde. Misafirleri gelecekmiş. Bugün günü varmış. Bu keki de onlar için yapmış. Tam yandın Zühtü. Ya miniyim, beni nasıl hatırlamazsın? Ben senin amcan, Duble Mithat. Ya hani seninle gitmiştik, dilencilik yapmıştık. Onu da mı hatırlamıyorsun? Hatırlamıyor musun? Bak şimdi miniyim, bak. Ne demişler? Dinsizin hakkından imansız gelir demişler. Şimdi biz seninle tekrar bir heyecan yaşarsak, belki aklın başına gelir. He? Hadi gel, yürü gidiyoruz, he? Amcam gene kafayı üşüttü. Suyuna gitsem iyi olacak. Bak bineyim, bizimkilere gözükmesek daha iyi olur. Seni bırakmazlar yoksa, tamam mı? Çaktırmadan kaçalım. Oldu mu? Sen giyin, ben seni aşağıda bekliyorum. Hadi canım, hadi bineyim. Tamam. Pardon. Buyurun efendim. Bana acele tarafından bir Zühtü verir misiniz? Ortası delik olsun. Ne istemiştiniz efendim? Pardon. Hanımı yaptı, Zühtü'yü yemişim. Meğerse benim için değilmiş. Komşular gelecekmiş, onlar içinmiş. İsterseniz önce bir kendinize gelin. Biz Zühtü diye bir şey satmıyoruz. Yoksa yöresel bir isim mi bu? Hay Allah ya! Ben yanlışlıkla Zühtü dedim değil mi? Bir an aslında Zühtü demek istemiştim. Kek demek istemiştim. Biz kısaca keke Zühtü deriz. Ama lütfen aynısından olsun, Canan çakmasın. Ortası delik olsun, değil mi? Aa, bu gözlük insanlık tarihinde bir çığır açacak. Aa, Orhan amca. Şu gözlüğü bir deneyeyim. Çok iyi. Orhan amca, bir dakika montumu alıp geleyim. Aman tanrım, bu icat bir harika. Orhan amcayla bunun üretimini yapıp satarsak köşeyi döneriz. Ama ona yetişmeliyim. Sen burada bekle, olur mu? Orhan amca! Burada. Kara burada. Kur parayı, al parayı. Kara burada işte. Burada. Hey o, hey o. Aldım parayı, aldım. Sizi bekliyoruz vatandaş. Sizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Kur parayı, al parayı. Arkadaşlar basalım. Kara, burada. Vatandaş. Hadi beyler, bul karayı, al parayı. Bul karayı. Canım bakar mısın? Kara burada, burada. Ben de. Hadi be, tamam ya, bırak. Oyun bitti ya, tamam ya. Ver paramı be, tamam, hadi. Ne parası be? Gel buraya, ver. Nerede bu çocuk? Ay ne kibar çocuk! Ay bana barışma hediyesi almış herhalde! Ay sağ ol Savaş! Aş tanrım! Ay! Kekiniz çok güzel olmuş Canan Hanım. Teşekkür ederim. Siz mi yaptınız? Hacer de yardım etti sağ olsun. Bunun tarifini almak isterdim sizden. Tabii veririm Emel Hanım. Canan'ın bir de yemeklerini yeseniz bayılırsınız. Bence sen kekin değil, kekin alındığı pastanenin tarifini ver Canancığım. Ne demek istiyorsun Saniyeciğim? Kekime yapışık bir kağıt çıktı. Üzerinde pastanenin adı yazıyor. Hatta fiyatı bile yazıyor. Kağıt mı? Ne kağıdı? Pastane mi? Mutlaka Orhan Bey'in işidir Canan Hanım. Ah Orhan, of! Çok mu komik geldi? Gerçekten çok komiksin. Yani senin yüzünden bir sürü adamla kapışmak zorunda kaldım be miniyim. Yani her seferinde karıyı bulmak şart mıydı? Merhaba. Oo. Aa, Orhan amca senin ne işin var burada? Asıl senin de işin var burada. Ben seni arıyorum Orhan amca. Ben de belamı arıyordum, buldum zaten. Büyük bir buluş yaptım Orhan amca, milyarder olacağız. Fakat oğlum benim işim var, görüyorsun saklanıyorum. İş yerime gideceğim, maaşımı alacağım. Orhan amca ben milyarlardan bahsediyorum. Milyar? Gidelim, ne duruyoruz? Canan, gizli geçitten. Oktay Bediş'i kendine getirmeye çalışıyor. Bence boşuna çabalıyor. Bediş'in kendine falan geleceği yok. Biliyorum kolay bir durum değil bu Bediş. Ama ne olur biraz gayret et. Zorla beynini. Çok mu önemli bu senin için? Yeter ama. Her saniye söyletmek zorunda mısın? Eski Bediş'i özlüyorum işte. Bu Bediş nasıl biriydi? Neşeliydi. Hayat doluydu. Çılgındı. Sonra... Evet, sonra? Sonra... Sanırım beni severdi. Bu çocuğu öldüreceğim bir gün. Madem bunu biliyordun da neden öyle davranmıyordun eşek Oktay? Senin ne işin var burada oğlum? Aramızda ne geçerse geçsin... Bediş en sevdiğim arkadaşım. Ona yardım etmek istiyorum. Ne de olsa kankayız. Merhaba Bediş. Sana yardım etmek istiyorum. Senin yardımına ihtiyacı yok. Vay canına. Recep bile melek oldu birden. Niye karışıyorsun? Bırak ne yapmak istiyorsa yapsın. Bak Bediş. Niye yaptın bunu? Tamam. Bu işe yaramadı. O zaman buna bak. Zeynep bana yardımcı olur musun? Ne yapacağım? Şimdi bak. Bediş kendindeyken bana etmediğini bırakmadı. Onlardan birini yapsak belki de hatırlar. Beni şu direğe bağlar mısın? Hadi. Oğlum bu senden beklenmeyecek kadar zekice bir fikir. Sağ ol. Hatırlıyor musun? Bak beni bağlardın böyle. Ha Bediş? Hatırlamıyor musun? Evet. Bu iş tamam. Şimdi artık buradan gidebiliriz. Ama haksızlık bu. Bediş. Ben böyle şeyler yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Bediş. Çok ayıp. Giyimine dikkat etmelisin arkadaş. Üşüteceksin. Bediş. Yardım et. İnsan böyle değerli bir buluşu nereye koyduğunu bilemez mi ya? Gitti milyarlar. Üstelik senin yüzünden maaşımı almaya da gidemedim. Hay Allah mutlaka bulmalıyız onu ya. O kadar da panik yapma. Gerisini yaparsın. İmkanı yok. Çünkü nasıl yapıldığını unuttum. Eyvah! Savaş çabuk panik yap. Ara panik yap. Sizi bulduğum iyi oldu. Bu Bediş için bir şeyler yapmalıyız. Haklısınız Nazım Hanım. Ama biz ne yapabiliriz ki? büyük bir heyecan yaratabiliriz. Heyecan mı? Heyecanın faydası olur mu? Tabii olur. Bakın, size küçük bir örnekle bunu ispatlayabilirim. Nazım Hanım. Efendim Mustafa Bey? Benimle evlenir misiniz? Ne yaptınız Mustafa Bey? Hay Allah, ben şokun insan üzerindeki etkisini göstermek için küçük bir örnek vermek istemiştim. Bu biraz fazla etkili oldu ama. Ay. O turist ülkenin tarihi yerlerini gezmeye geldi. Sizin tarihi yerlerinizi değil. Ya unut bunu be Mefoş, unut bunu. Zaten unuttum çünkü bacaklarım çok ağrıyor. Melek koşum, nesi var bacaklarınızın? O zaman ben sizi şeye götüreyim. Diyorum ki, kaplıcaya götüreyim. Bir yandan kaplıca seni kaplar, bir yandan ben de seni kaplarım. Necmi Bey, beni utandırıyorsunuz. Banu kızım. Efendim. Ah, sen burada mıydın? Ya, niye gelip yardım etmiyorsun bize kızım? Annenle birlikte ter döküyoruz dükkanda. İnsan gelip de yardım etmez mi kızım? Baba, utanmıyor musun böyle karşıma gelmeye? Allah Allah! Ne varmış halimde ya? Bu senin böyle doğum gününde aldığın şey değil mi? Bak! Görürsün sen Savaş. Gitti yüzyılın en büyük buluşu. Gitti milyarlar. Bağıra bağıra gitti ha. Bana? Gözlük! Bu ne biçim gözlük Savaş? Böyle manyak bir gözlüğü bana hediye etmeye utanmıyor musun? Al bak ne yapıyorum şimdi gözlüğünü! Peki ama Nazım Hanım ayıldığında şaka yaptığını söyledin mi? Ayıldığında yanında değildim ki. Emel Hanım onu bayanlar tuvaletine götürmüştü. Felaket. Felaket mi? Niye? Ya şimdi Nazım Hanım bunun bir şaka olduğunu düşünmüyorsa, ya ciddiye aldıysa? Olur mu hiç? Senin eski günlerine dönebilmen için burada toplandık. Eskiden böyle şeyler mi yapardım ben? Böyle olmasa bile sık sık motorlarla gezerdik. Heyecanlı olurdu, eğlenirdik. Sen de hep yanında mı olurdun? Genellikle. Hadi atla Bediş, bir gösteri yapalım. Harika! Ben olurum. Koşun, koşun anne! Bu kaplıca işi çok güzel olacak diyorum size. Hem benim için macera olacak, hem de Bediş için bir değişiklik. Bediş için mi? Ah, baba, sen Mefoş'u mu götürüyorsun, Bediş'i mi? İkisini de. Hem Mefaret'i götürürken, Bediş de benimle gelsek, kıyamet mi kopar ha? Bediş kaplıcayı sevmez ki. Hem kaplıcalar yaşlılar için baba. Ne? Sen bana yaşlı mı demek istiyorsun? Gel, kendine gel. Ben babamdan yanayım. Bu duble bir fikir. Bediş için tepdili mekanda ferahlık var. Değil mi babacığım? He? Vay canına. Birden seni sevmeye başladım be. Bunlar anlamazlar kaplıca işinden. Tabii. Kaplıca ve kaplama işinden ancak sen anlarsın. Öyle değil mi? Öyle babacığım. Ne yapayım? Vav! Müthişti ya! Hala kafama bir şey vurmadığına, yüzüme bir şey fırlatmadığına göre sana pek faydası olmamış. Bak aklıma ne geldi. Şimdi sen benim Bediş adında bir kız olduğumu, senin de Oktay adında bir çocuk olduğunu ve beni sevdiğini iddia ediyorsun değil mi? Evet. Peki o zaman bana olan aşkını ispat etmek için deminki çocuğun yaptığı hareketleri sen de yapsana. Saçmalama Bediş. O bir profesyonel. Onun işi bu. Ben nasıl yaparım onun yaptığını? Gördün mü bak? Hemen su koyuverdin. Oysa insan sevdiği için her şeyi yapar. Ne diyor bu? Ne iyi ettin de geldin Bediş. Geçen gün ben sana eve balık getirdim ama yoktun. Biz de amcanla götürdük. Desene bu Bediş bayağı sevilen biriymiş. Böyle konuşma Bediş. Lütfen hatırlamaya çalış. Eski günleri düşün. Oktay'la burada az mı oturdunuz? Merhaba. Hah. Hem insan lafın üstüne gelirmiş, hem de kaynanan seviyormuş. Laflarını birlikte söyleyebilirim. İtağın çomağı hazırla lafını da tabii. Bediş'i evinde aradım. Bulamayınca buraya gelir diye düşündüm. Peki ama Bediş, burayı nasıl hatırladın sen? Bir şey hatırladığım yok canım. Ayaklarım beni buraya getirdi. Size bir sürprizim var. Bunu tam karşına asacağım. Ve sen kendine gelene kadar da çıkarmayacağım. Sonsuza kadar burada duracak. Buraya her geldiğinde buna bakarsan belki bir şeyleri hatırlamana faydası olur. Çok iyisin Peyami. Eskiden mahallede bir canlılık vardı. Bediş abla hafızasını kaybetti. Benim için hayat bitti. Dur lan. Hemen efkarlanmamışsın babanın kasetini dinlemiş gibi. Buluruz bir çaresini. Canım ben baş başa derken sadece senin ve benim başlarımı kastetmedim ki. Başlar çok da olsa baş başa sayılırız. Hadi hoşça kalın. Baba dikkatli git. Tamam be merak etme Zevzek. Kızım kendine dikkat et, gece üstüne açma. Canan yanında babam var. Ben de ondan korkuyorum ya. Hı? Şimdi çıkar. Hı hı. Durali, bitireyim. Ne bekliyorsunuz burada? Bediş'in okula gitmesi için evden çıkmasını bekliyoruz. Sizin dünyadan haberiniz yok. Bediş bugün izinli. Üstelik de derisiyle kaplıcalara gitti. Allah. Ben bir koşayım. Uf, yoruldum. Neyse bari erken öğrendik, bitirip. Hadi. Aleti kaça kurmuşsun sen? 3'e. Saat kaç? 3. Ah anam! Ben için yanımda patlasın diye bomba yaptık, benim üstümde patladı. Ben sana gösteririm gününü. İstersen havuzu kapattırayım. Hiç kimse gelmesin buraya. Sadece ikimiz. Sen ve ben. Şey yani, canım başkaları da girebilir. Onların da canı çekebilir. Oo. Ne bakıyorsun ha? Ne bakıyorsun? He? Ne bakıyorsun? Ben kıskanç bir adamım. Mefaret'e kimse bakamaz. O zaman ona bakayım dede bey. Hayır, ona da bakamazsın. Ona da ben bakarım, Mefaret'e de ben bakarım, herkese ben bakarım. Bütün fıstıklara ben bakarım. O zaman ben ne yapacağım dede bey? Ha, gayet basit. Şimdi şöyle bir gerçek var tabii ki. Şimdi sen havuzun dibinde neler var neler yok onlara yakından bakacaksın. Hadi bakalım. Acaba Bediş'in istediğini yapıp motorla o uçurumdan atlamalı mıydım? Çok da zor bir şey ya, yapamam ki. Yaparsam Bediş'in sağlığına kavuşmasına yararı olur mu acaba? Ama hemen de olmaz ki, biraz antrenman yapmak lazım. O zaman niye duruyorum? Hemen antrenmana başlayayım. Bediş gelince de ona sürpriz yaparım. Oktay! Nereye yavrum? Çıkıyorum ben anne. Aman be oğlum, yemek yiyecektik. Bir şey sorma anne. Ama... Ne kadar da acıklıydı. Esas olan resmen perişan oldu. Oktay'ı bırakıp buralara niye geldim ki? Ben kendim bir yere kapatılmış gibi hissediyorum. Bediş, ne oldu Bediş? Ne oldu Bediş? De, ben ölmedim mi dede? Ya Allah Allah, ne ölmesi be Bediş? Anlaşılan sen yine hayale dalmışsın. Dede, ne olur dönelim artık, ben sıkıldım buradan, evimi özledim. Gördün mü bak, planın nasıl işe yaradı? Hemen iyileştir işte, bana dede dedin. Ben senin kimi özlediğini biliyorum, köfte or. Demek kendine gelmen için buradan atlamam gerekiyor. Öyle mi Bediş? Hayır, yapamayacağım. Korkuyorum. Yapamazsam belki de Bediş iyileşemeyecek. Hafızasına kavuşamayacak. Oktay'a her şeyi söyleyebileceğim, bütün gerçekleri. Niye yarın sabah bekleyeyim ki? Açayım mı oğlum? Hayır anne, telesekreter açık, not bıraksın arayan. Şu an kimseyle görüşmek istemiyorum. Karşılamaya gelmedin, hayret bir şey. Ben içeri gidiyorum dede. Şşt! Zambıkaya, kaldın arabanın içinde ben. Heyo heyo, ben geldim. Hoş geldin kızım. Oh. Baba ne haber ya? Hayda! Ne yaptım ben şimdi ya? Ben Bediş. Nasılsın Banu? Oğlum ne oldu herkese böyle? Aa! Tamam. Tamam. Bir şey yaptım ben ve fena halde bozuldunuz. Peki Oktay nerede? Vay canına. Demek büyük bir suç işledim ki soğuk savaş başlattınız. Kusura bakmayın. Hiçbirinizle uğraşamam şu anda. Oktay'ı bulmam lazım. Eyo, eyo. Selam Peyami, ben geldim. Anlaşılan duymadın, baştan alayım. Eyo, eyo. Peyami, ben geldim. Bediş, hem de eski Bediş. Sen de mi Peyami? Ne yaptım ben hepinizi bu kadar kızdıracak Allah aşkına? Ben de seni arkadaşım, dostum sanırdım. Bir olay oldum Peyami benden yana olur derdim. En azından hatamı söyler derdim. Ah! Oktay'la kimse resmine ne oldu? Hani ben kendime gelinceye kadar çıkarmayacaktın yerinden? Hani sonuza kadar kalacaktı? Onu bir gence verdim. Bir gence mi verdin? Peyami, el alemin gencinin ne işine yarar Oktay'la benim resmim? O genç sıradan bir genç değildi. Kötürüm olmuştu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Doktorlar bir daha yürüyemeyeceğini söylemişlerdi. Resmi benden istedi, ben de verdim. Allah Allah! Bugün herkes kafayı yemiş galiba ya. En iyisi ben Oktay'ın evine gideyim. Heyo! Ne haber Oktay? Merhaba, hoş geldin Bediş. Oh be! Nihayet adam gibi konuşan biri çıktı karşıma. Biliyor musun? Kimse konuşmuyor benimle. Buraya gelmeden önce Peyami'ye uğradım. Hani duvarına astığı bizim fotoğrafımız vardı ya. Hani şu sonsuza kadar burada asılı duracak dediği resim. Onu ne yapmış biliyor musun? Tekerlekli sandalyeye mahkum olan kötürüm bir gence vermiş. Hiç mi anlam veremedim?